kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar hoş geldiniz. Dün arkadaşlar videosunu yapmıştık. Bugün iki açıklama daha geldi. Onları da sizlere sunacağız. 17 Haziran 2021 günü yani arkadaşlar yarın bu videoyu biz 16 Haziran'da yapıyoruz. Yarın Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yapılacak, basın açıklaması yapılacak arkadaşlar. Bunu yapan tüm kamu der arkadaşlar bu açıklamayı yapacak. Açıklamada dün bu videoyu sizlere sunmuştuk. İki ayrı ek daha eklendi arkadaşlar açıklamalarında. Bunları sizlere sunacağız. %70 baraj nedeniyle kadroya geçemeyen taşra işçiler için açıklama yapacağız demiş. 696 KK ile kadroya geçilen fakat yüzdelik farklar elinden alınarak %4 artı 4'e mahkum edilen işler için basın açıklaması yapacağız demişler. Sadece 696 KYK'lı işlere uygulanan zorun emeklinin ortadan kaldırılması için basın açıklaması yapacağız demişler. Maaş aldığı bütçeye ve kuruma bakılmaksızın tayin hakkının tüm işleri verilmesi adına basın açıklaması yapacağız demişler. Eğitim görevlendirme iş riski, yol ücreti, 2x2 bilet, teknik servis saat tazminatı, güvenlik personeli kart yenileme ücreti, yaptığı işi göreviyle ilgili tüm sertifika belgelerin ücreti işçiye ödenmelidir nedeniyle bu problemler nedeniyle basın açıklaması yapacağız demişler. Gece farkı %10'dan %60'a fazla mesaide %100'e çekilmesi için basın açıklaması yapacağız demişler. Pandemi ile mücadele eden sağlık işçilerine verilen 112 hizmet, sanmanın tüm hastane ve tıp fakültelerine uygulanması için basın açıklaması yapacağız demişler. Kadro geçişiyle verilen görev ile uyumlu norm kadroların tahsis edilmesi gerekmektedir. 4D ünvan değişikliği şarttır Deyip bunun adına da basın açıklaması yapacağız demişler. Devam ediyor arkadaşlar açıklamaları. Tüm kamu olarak 17 Haziran 2021'de Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde yapılacak olan basın açıklamasında karayolları, yemekhane, sosyal tesis çalışanları, kamu iktisadi teşebbüsü ve belediye iktisat teşekkül çalışanları sizleri unutmadık. Tüm kamu çalışanları Eğitim Kültür Sosyal Yardımlaşma ve ya Dayanışma Derneği arkadaşlar. Bu dernek tüm kamu der Onların adına da basın açıklaması yapacağız demişler. Bir slayt daha var. Tüm kamu der olarak 17.6.2021'de Ankara'da Çalışma Bakanlığı yapılacak olan basın açıklamasında devlet hastanelerinde, tıp fakültelerinde ve birçok sağlık kuruluşlarında taşeron firmalar üzerinde çalıştırılan hemşireler, sağlık teknikerleri, radyoloji teknikerleri, dış şoförleri, bilgi işlem personeli ve yemekhane çalışanları sizleri unutmadık, unutturmayacağız. Sizler adına da basın açıklaması yapacağız demişler arkadaşlar. Buradan tüm kamu çalışanları, eğitim ve kültür ve sosyal dayanışma derneği, tüm kamu dere sesleniyoruz. Arkadaşlar yaptığınız basın açıklamasının bir metnini ya da video olarak bizde videonun altına link koydum. Mail adresimizi koydum. Oradan ulaştırırsanız sizlerin yaptığınız bu yarın yapacağınız basın açıklamasını eylemi bizde 41 bin kişilik olduğumuz dev platformda bu platformda işçi arkadaşlara duyurmak, videolaştırmak isteriz. Video altındaki linkten mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Bilginiz olsun arkadaşlar. Hem kamu dere seslenelim hem de işçi arkadaşlar sizlere seslenelim. Sorularınız videolarınız varsa e, şey pardon videolarınız varsa diyorum. E, sorularınız ve sorunlarınız varsa arkadaşlar mail adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Videonun altına koydum mail adresini bilginiz olsun. Yarınki basın açıklamasını biz de büyük bir merakla bekliyoruz. Video ulaştıracağız onu da inşallah arkadaşlar bir aksilik çıkmazsa bilginiz olsun. Çalışma Bakanlığı önünde Ankara'da olacak işçi arkadaşlar da seslenelim. 17 Haziran 2001'de Ankara'da Çalışma Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılacaktır. Bilginiz olsun sizler de gitmek isterseniz gidebilirsiniz diyorum. Ve videoyu bitiyorum arkadaşlar. Kanala abone olmayı, bildirim zilini açmayı unutmayın. Ne var ne yoksa kamu işleri adına, belediye işleri adına, THP'li işçiler adına sizlere sunmaya devam edeceğiz abone olup bildirimizi açın diyorum. Ekranda gördüğünüz iki özel videoyu da izlemenizi öneriyorum. Kalın sağlıcakla arkadaşlar.